Didif gençliği, Almanya'da yaşayan yabancı kökenli ve Alman gençleri arasında köprü oluşturmak için kurulan bir gençlik örgütü. Temel amacı, gençlerin ortak problemlerine karşı din, dil ve ırk farkı olmaksızın birlikte çözüm bulmak ve Alman ve göçmen gençler arasında ortak yaşamı güçlendirmek. Didif gençliği, ırkçılığa, ayrımcılığa, eğitimde ve sosyal haklarda kısıtlamalara ve savaşa karşı birçok şehirde çalışmalar yapmakta. Özellikle eğitimde kısıtlamalara karşı olan Didif gençliğinin talepleri, herkese meslek eğitim yeri, üniversite harçlarına son, elit üniversitelere son ve herkese ücretsiz eğitim hakkı. Geçen sene Almanya'daki eğitim sistemine karşı bayağı bir yürüyüşler oldu. Öğrenciler buna karşı bayağı bir eylemler yaptı. Geçen sene de bir grev olmuştu. Bu sene 20-29 Nisan tarihleri arasında Almanya çapında öğrenci grevleri olacak. Buraya biz de gençlik olarak katılmayı düşünüyoruz. Katılacağız da. Almanya'nın 25 şehrinde gençlik çalışma grupları bulunuyor. Birçok bölgede Jugendringlere üye olan Didif gençlik grupları, Alman sendika gençliği, üniversite ve okul temsilcilikleriyle beraber faaliyetler sürdürüyor. Bu kadar oynadık. Benim hayatımdaki tabii en büyük, benim dönüm noktam olan bir işti. Cumartesi Köln'de bir araya gelen bölge temsilcileri, çalışmalarını güçlendirmek için Kuzey Renvestfalya Eyalet Birliği kurmaya karar verdi. Kuzey Renvestfalya eyaletinde birçok bölgede bizim zaten gençlik çalışmamız var. Bunları daha iyi organize, faaliyetleri daha iyi organize edebilmek için değişik Alman gençlik örgütleriyle çalışmaları daha iyi, faaliyetleri daha iyi organize edebilmek için bence bu bizim için de çok iyi bir adım olacak. Yani toparlama amacıyla da daha güzel bir şey olacak. Didif gençlik olarak bu aralar çok yoğunuz. Geçtiğimiz aylarda bütün bölgeler, yani bayağı çok bölgelerde diyebiliriz. Krizle ilgili NATO 60 yılını kutladı. Bununla ilgili seminerler sunduk gençlere. Ki yani hepimizde Frankfurt'ta, Berlin'de eylemler oldu krize karşı. Strasbourg'da, Kiel'de NATO'nun 60. yıl dönümüne karşı yine yürüyüşler oldu. Buraya gençlik olarak çok yoğun bir şekilde katıldık. Ve katılmadan önce gençlere bu seminerlerde neden biz bu yürüyüşlere katılıyoruz? Neden krizin faturasını neden biz ödemeyeceğiz? Neden zenginler ödesin diyoruz? Neden NATO'yu savunmuyoruz diye işte bunlara yönelik seminerler verdik. Bilindiği gibi Polköln'de tekrar ikinci anti-İslam konferansı düzenliyor. Buna karşı biz tekrar eylem yapacağız. Geçen sene de bu eyleme katıldık ve yapılacak olan anti-İslam konferansını engelleyebildik. Ve bu defa da aynı amaçla 9 Mayıs'ta Köln'e gideceğiz gençlik olarak. Tabii herkesi bu yürüyüşe çağırıyoruz ırkçılara karşı. Bence bu eylemlere biz gençlik olarak çok büyük bir katkıda bulunacağız. Yani çok iyi de başaracağız bence bunu Didif gençlik olarak. Ve bunları noktalamak için biraz da yani kendimize de bir eğlence olsun. 13 Haziran Köln'de bizim gençlik festivalimiz var. Kudurmuşsa mekaniz meyleyelim. Göme göme bu bizim. Pişto pas deyin. Dur demeden.
daha fazla bilgi edinmek isterseniz internet sayfamızda didifjugend.de bilgileri alabilirsiniz.